tokalaşmayın, kucaklaşmayın. Bu tip önerileri, bunlar tabii uygulamak ilk başta biraz birçok insan şey dedi, sadece bu mu gibisinden. Hani daha salgını, hastalığı daha kendilerine yakın göremiyorlardı. Ne zaman ki sayılar çıkmaya başladığında, yani artık hastalık sayıları çok çıkmaya başladığında, ölümler gerçekleşmeye baktığında herkeste bir korku oluştu, bir kaygı oluştu. Ne demek bu? Bu bize de mi uğrayacak, bizim eve de mi uğrayacak gibi korkular. Bu aslında ilk etapta yani bir şok devresi olarak görsek bu olayı, o şoku anlamaya çalışırken insanlar evlerine kapandılar. Ama tabii bunu anlamak, yani reaksiyon devresi dediğimiz dönemde bunu anlamaya çalışırken bu sefer kaygılar oluşuyor. Nedir mesela? İşimi kaybedecek miyim? Ne bileyim, gelirimi kaybedecek miyim? Hayatım eskisi gibi olmayacak mı? Ha, bunu söylerken daha şunu da unutmayayım. O akşam Netflix'in şey yaptığında, bu koronayla ilgili önlemleri söylediğinde, ilk duyduğumuz şey, basından en azından basında duyduğumuz şey, insanlar şey yapmaya başladılar. Söyleyin. Alışveriş yapmaya gittiler hepsi. Yani birçok mağazada olan işte birçok şeyi, ne derler, hamsta nedir Türkçe, ne derler, nasıl söylerler onu, birçok Yağmalamak. yağmalama, bir, Evet, yani hani çalma. yağmalama belki hani zorlan çalma gibi bir şeydir, ama bu, yani tabii ki bunlar parasını ödeyerek bunu yaptılar. Bu stoklama aslında bir nevi stoklama eğilimine girişler. Bu da korkunun aslında ilk aşamasıydı. Bize ne olacak? Aç mı kalacağız? En iyisi çocuklarımız aç mı kalacak? Onun için en iyisi gidip alışveriş yapalım işte. Bir şeyler biriktirelim, evde depolayalım ki bir şey kapanırsa her taraf, en azından yaşayabilecek durumda olalım. Bu da korkunun ilk etabıydı aslında. Bence korkuya bir yönden gerek var. Çünkü bu virüsün tedavi şeyi yok şu anda. İlacı yok. İkincisi aşısı yok. Ve üçüncüsü çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İlk 3-4 gün hiç belirti göstermiyor. Oradan sonra ortaya çıkıyor. Bu demek ki bu süre içerisinde başkalarına bulaşabiliyor. Ortaya çıktıktan sonra işte öksürük falan, o da normal grip gibi de görünebilir. Tam solunum zorluğu başladığı zaman, o zaman iş ciddiye biniyor. O zaman insanlar ancak doktora başvuruyor ve tespit ediliyor ki virüs çıkmış. Şeyi açısından, devlet açısından bu kadar olağanüstü önlemler, sokağa çıkma yasakları gibi önlemler almalarının sebebi aslında çok insan öldüğünden falan değil, tehlikenin başka bir yerinden dolayı. O da şu: eğer bu hızla gelişirse binlerce insan, on binlerce insan hastalığına yakalıp sağlık sistemine baskı yapacak. Bütün devletlerin belli bir kapasitesi var. Danimarka'da yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı 1200 tane yoğun bakım ünitesi var. Şimdi bu 1200 kişiden fazla buna ihtiyaç duyarsa o sistem çökecek. Bir de sağlık sektöründe çalışan insanlar kendilerini özellikle korumaları lazım ki bir de onlara bulaşma durumu olursa önünü almanın imkanı yok. Onun için çok acil önlemler aldılar ki işte sokağa çıkmayın, alışverişi şey yapmayın, okullar kapatıldı, yuvalar, iş yerleri, bizim çalıştığım belediyede 9 bin işçinin 6-7 bini evlerine gönderildi. Onun için burada devletin stratejisi, amacı bulaşma, virüsün başkalarına bulaşmasını yavaşlatmak, bu süre içerisinde sağlık sistemini güçlendirmek,
yeteri kadar önlemler almak ve bu süre içerisinde belki bir tedavi ilaç yöntemleri de bulunabilir. Onun için insanlara önlemler almalarını söylüyorlar. Evet. Bir de burada en önemli olan etken bulaşma şeyi, hangi yollardan bulaştı, onun için nelere dikkat edilmesi gerektiği. Birincisi öksürük tınsırık kanalıyla havaya uçan ufak ufak 1 milimetreden daha ne 10 milimetre diyorlar, o büyüklükteki damlacıkları direkt solunduğu zaman kendi solunum sistemimize girdiği zaman zarar oluyor. İkincisi, onlar yere düştüğünde veya herhangi bir yüzeyin üzerine düştüğünde elimizle ona dokanır ve onu ağzımıza getirirsek zarar oluyor. Yoksa elimizde bulaşmasıyla bir zararı olmuyor. Sivrisinekten veyahut da deriye şey yapmasından bazı böyle sorular geliyor. Bunlardan da bulaşmıyor. Yani dikkat edilmesi gereken burun, ağız ve gözden solunum sistemine gitmesine engellemek. Onun için de bunlardan kaçınmak gerekiyor. Şimdi bu anlattıklarınız ki korkuyu ya da kaygıyı azaltmak için önemli bilgiler. Çünkü bu bilgilerden yola çıkar insanlar eğer bu salgının, bu tehlikenin ne olduğunu anladıklarında tabii ki korkuları ya da kaygıları azalacaktır. Bu insan doğasında olan bir şey. Yani bilgi ve enformasyon o insanın daha rahat davranmasını, daha rahat algılamasını sağlar. Mesela size bir örnek vereyim. Bu biraz önce hani şeyden bahsederken, kaygı ve korkudan bahsederken insan beyninde nasıl bir neler olduğunu bir küçük bir örnekle size bir göstereyim. Şimdi şunu bir insan beyni olarak görürsek, insan beyni aslında iki şeyden oluşmakta. İki beyinden oluşmakta. Birincisi bizim normalde gördüğümüz beynimiz. İkincisi ise bizim bu ilkel beyin dediğimiz insanın ilkel yapısında oluşan bir beyincik. İnsanlar korktuğunda ya da herhangi bir tehlikeyi yaşadıklarında, bir şok yaşadıklarında ilk etapta bu beyin devreye girer. Yani bizim kontrolümüzün dışında otonom, bu kendi başına hareket edebilen bir beyin. Düşünün bir tehlike gördüğümüzde herhangi bir yerdeyiz, bir boş meydandayız, sadece bir ağaç var karşımızda, kocaman bir aslan bize karşı geliyor. Ne yaparız? İlk yaptığımız eylem, acaba bu aslan iyi mi kötü mü diye düşünmeyiz. O anda hemen ağaca tırmanmaya ya da herhangi bir yerde saklanmaya çalışırız. Onu yapan da bu beyincimiz, bu küçük beynimiz. İlkel beyin dediğimiz yapı yapıyor bunu. Reptil beyin de derler buna. Bu virüs gibi, salgın hastalıklar gibi birçok zaman ilk etapta bizim normal düşüncemizi sağlayan beyin yapmaz, harekete geçmez. O düşünmez. Bu küçük beyin bu işi yürütür. Ne yapar? Aman saklan, kendini koru. Ne bileyim işte mağazalarda stoklanmaya, yani yemek ihtiyacımızı, yani gıda maddeleri stokla. Çünkü değilse yaşayamazsın. Yani bizim yaşamsal şeyleri sürekli bu küçük beyin yapar. İşte bu beynin bizi rahat bırakması için, yani bu otonom davranmaktan çok doğal, normal düşünebilmemiz için bu beynin sakinleşmesi lazım. Bunun sakinleşmesinin yolu da enformasyondur, bilgidir. Yeterince doğru bilgi aldığınızda, zamanında bilgiyi aldığında bu beyin slave yapar. Yani sakinleşir ve normal beynimiz, düşüncemiz, duygumuz, görüşümüz, fikirlerimiz harekete geçer ve normalleşir her şey bizim için. Bunu da bilgi yapar, enformasyon yapar. Biraz önce anlattığınız şeyleri.
Evet, yani korkmamak gerek. Çünkü çok özel bir gruplar için biraz tehlike taşıyor. Önlemini alırsa o kadar zararlı da değil. Çünkü virüsü özellikle yaşlı, kronik hastalığı olan, başka hastalıkları olan kişilere bulaştığında biraz sorun yaratabiliyor. Çünkü başka hastalıklar da var. Onun için devlet de özellikle yaşlı kesimi koruma altına almaya çalışıyor bu dönemde. İşte evlerinizde kalın, başkaları gelsin yardım etsin. İşte plajiyemlerde falan personel şey yapılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken virüsün solunum yoluna girmesini engellemek. Onun için eve girip çıktığımızda, ellerimizi bir yere değdiğimizde elleri yıkamak. Başka insanlardan süpermarkette, sokakta, toplu taşımada başka insanlardan mümkün olduğundan olduğunca uzak durmak, yani bulaşmasını engellemek. Eğer bunlara dikkat edilirse büyük bir oranda bulaşmayacak. Bulaşsa bile %90'a kadar insanların vücudu bunları normalde dışarı atıp bundan kurtulma şeyi var. Sadece tehlike boyutu olanlar, kronik hastalıkları olanlar, çok yaşlı durumda olanlar, zayıf olanlar, bunlara bulaştığı zaman biraz tehlikeli olabiliyor. Çünkü savunma güçleri yok vücutlarının. Evet, şöyle düşünüyorum aslında. Bu önlemler sıralanırken hani neler yapılabilir? Hani fiziksel uzak durmak, ne bileyim işte tokalaşmamak, kucaklaşmamak, öpüşmemek gibi şeyler. Hani bizim kültürümüzü düşündüğümüzde, Orta Doğu kültürünü düşündüğümüzde bize oldukça zor gelen bir şey diyelim. Evet, öpmeden sarılmadan duramayız biz. Yani onu diyorum. Bize oldukça zor ama ya işte buna alışmamız lazım. Bu şekilde aslında insanların nasıl birbirlerine virüs taşıdıklarını artık bu virüs bize öğretti. Çünkü normal birçok hastalığı zaten biz birbirimize taşıyoruz. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Bu anlamda belki bir artıdır. Yani bunun bu şekilde bilgilenmemiz, bu şekilde bu virüsün sonuçlarına şahit olmamız bence belki de ilerisi için de bir olumlu bir şeydir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bizim sıcakkanlı gibi bizler Akdeniz ülkeden gelen insanlar biraz zor gelir. Bu virüsü için önlemler bize zor gelir. Bizde mesela el öpüşmeler oldukça yaygın bir şeydir. Yani tam virüsün en çok istediği şeylerden bir tanesi o şekilde. Yani bir el öpüşme olayı. Kesinlikle sakınmak lazım. Kesinlikle. Ki bu virüs geçse bile sakınmak lazım diye düşünüyorum. Burada özellikle el konusunda önemli olan ellerimizin yıkanması. Çünkü elimizi kapıya değiyoruz, telefona değiyoruz, bilgisayara değiyoruz, kamu kuruluşlarına, her yere gittiğimizde elimize değiyoruz. Mikroplar yüzeylerde birkaç saatten birkaç güne kadar kalabiliyor. Ondan sonra ölüyor kendi kendine. Çünkü evet. kendini üretme, geliştirme şeyi yok. Fakat birkaç saatten bazı yüzeylerde, birkaç saat bazı yüzeylerde bir iki güne kadar kalabiliyor. Ortak sıcaklık, nem falan uygun olursa, sakin bir hava olursa, rüzgar falan olmasa, onun için evleri havalandırmakta yarar var. Kalabiliyor. Onun için el temizliği çok önemli. Burada da elin özellikle 30 saniye civarında sıcak bir sabunla yıkanması. Sabunun çünkü bu virüsün dışında bir yağ kaplaması var. Bu yağ 30 saniye sabunlu suyla, sıcak suyla yıkadığı zaman bu yağ açılıyor ve virüs dağılıyor, yok oluyor. Aynı şekilde %60'ın üzerinde alkollü bu Honeysprit dediğimiz kolonya alkolle temizlendiği zaman, desfre edildiği zaman o zaman da ölüyor. Evet. Onun için en önemli, yoksa
başka türlü bir şey yardım etmiyor. Yani şu anda virüsü bir yere bulaştıysa elimize falan, öldürmenin, yok etmenin tek çaresi, çözümü bu. En sağlıklısı da sabunlu su. Sıcak sabunlu suyla yıkamak. Mümkün olduğu kadar ziyaretleri, tatilleri, düğün, eğlence, toplantıları şey yapmak, ertelemek. Evden dışarıdan içeri girdiğimizde, alışverişe gideriz, dışarıdan içeri girdiğimizde mikrop genellikle yere de şey yaptığı için ayakları falan, mümkünse olanak varsa ayakkabıları dışarı çıkarmak, bu gibi önlemler düşünülebilir, yapılmalıdır, koruyucu önlemi. Eğer şey tespit edilirse, virüs tespit edilirse, yani o belirtiler ortaya çıkarsa, sümptom belirtileri dediğimiz, evet, kuru öksürük, aşırı ateş ve solunum darlığı çıktığı zaman hemen bir doktoru aramak lazım. Ve onlar gerekli şeyi konuşup gerekli bilgiyi veriyorlar. Gerekirse maske takıp hastaneye gidip test yapılabiliyor. Olup olmadı. Olsa da genellikle evde 14 gün insanların kalması gerekiyor. Kontrol altında. Bu şeyden kurtulana kadar, çok acil bir durum olduğunda, nefes darlığı gerçekten ciddi boyuta geldiğinde anında ambulans gelip götürüp şeye bağlayabiliyorlar, yoğun bakım ünitesine. Evet. Yani bunları bilmek önemli, şey açısından. Acil bir durum olduğunda. Evet. Şöyle düşünün. Aslında bu önlemleri alırken tabii ki bazı insanlar da yakalanacak bu virüsle, tanışacak ya da hastalanacak bu konuda. Şuna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Mesela stigmasyon dediğimiz bir olay söz konusu olabilir. Yani insanlar yanlış bilgilerden dolayı, duydukları kaygılardan dolayı ya da kendilerini güvencede hissetmediklerinden dolayı ya da yanlış bilgiden dolayı bazı kişileri ya da grupları aşağılanmaya, ayıplatmaya başlarlar. Mesela özellikle bu Avrupa'da buna şahit olduk. Mesela şöyle bir şey var. Nasıl olur da İsveç'te en çok Somali'den genel insanlar bu hastalığa kapılıyor, bir ölüyor. Neden Somaliler çok, yani ölen insanların %40'ı Somalili. Ne bileyim ya da bu Çinliler, işte, Çinliler her şeyi yiyor, yarasa fare yiyor ondan. Evet, yani Trump'ın yaptığı gibi. Trump mesela korona hastalığı diyeceğine Çin hastalığı diyor. Ya da şöyle bir şey var. Mesela bu Danimarka'daki ilk yaptıkları kontrollerden bir tanesi bu nargile kafelerini kontrol edip orada insanların oturup oturmadığını kontrol ettiler ki bunlardan Köpenhag'da bir yerde bir tanesini kapattılar. 20-25 kişi bulunuyor ve ceza da vermişler bu insanlar. Tabii ki bu bizim insanlarımızın bilinçsizliğinden orada toplanmanın bir doğru bir şey olmadığını bilmeleri lazım iken yapıyorlar. Ama dediğim gibi mesela şöyle basında şöyle bir şey de çıktı. En çok sorun çıkaran gruplardan çoğu Vestayn'da yaşıyor. Yani Copenhagen Vestayn'da yaşıyor. Ki Copenhagen Vestayn ise çoğu göçmenlerin yaşadığı yerler, şehirler. Yani demek istediğim böyle bir salgın hastalık durumunda, bir epidemi durumunda insanlar birbirini karşı suçlayıcı bir tavır içine giriyorlar. Aynı zamanda şöyle bir şey de olabilir ya da insanlar birbirlerini sorumsuz görürler. Yani sen asosyal bir insansın, sen nasıl olur da hasta dolaşıyorsun ya da önlem almadan dolaşıyorsun? Bu da yine insanlar arasındaki bu sosyal iletişimde ya da sosyal sıkıntı yaratıyor bir şey konusunda bu. Yani birbirini suçlayacak bir tavır içine giriyoruz. Sen işte
önlem almıyorsun, elini yıkamıyorsun. Onun için sen hastalığı yaygınlaştırırsın daha fazla. Özellikle ne zaman ki bunun da önlemenin yollarından bir tanesi bilgidir. Yani insanın birbiriyle konuşur, birbirinin yanına geçerken ya da belli bir mesafeden sonra birbirine hastalığı taşımayacağını aslında bilmeleri lazım. Ama böyle görünmüyor her zaman için. Örnek vereyim yine size. Bir arkadaş anlattı bunu. Yolda giderken bir yaşlı kadın şey söylüyor, diyor ki aslında aralarında 1,5 metre, 2 metre kadar gibi bir şey var yürüyüş yaparken. O yaşlı insan duruyor ve biraz uzaklaşsa diyor kendisine. Yani halbuki o sosyal mesafe dediğimiz mesafe korumasına rağmen karşısındakini suçlayacak bir tavır içinde biraz daha dikkat etsene diye söyleyebiliyor. Bu tip şeyler dediğim gibi kriz durumlarında insanlar arasındaki bu çıkabilecek sürtüşmeler. Bu sürtüşmelerden kaynaklanan bir şey. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani insanlar birbirini suçlayacak bu durumda. Birbirlerini günah keçisi ilan etme. Özellikle çok doğru. Günah keçisi ilan edecekler. Özellikle biz göçmenler, yani bu göçmen kesimler için çok dikkat edilmesi lazım bir şey. Bu biz yani kurbanız aslında bu olayda. Kolay seçilecek gruplardanız. Bizim Çorum'da bir şey var. Adımız çıkmış doğsana inmez sasene derler. Yani eğer toplumda zaten yabancılar bir anlamda ırkçılığa falan uyguluyor. Bir de bizim insanlarımız günlük hayatlarında, yaşamlarında bu gibi bütün insanlığı, toplumu ilgilendiren konularda dikkat etmez, başıboş davranırsa bize yönelik tepkiler daha da artar. Ben şeyi diyecektim, bu özellikle sosyal medya falan baktığımızda çok şey görüyoruz. Değişik insanlar videolar yazıyor, yazılar yazıyor. Diyor ki işte şunu yaparsan bir şeyden kurtulursun. Bunu yaparsan virüs sana bulaşmaz, şu şuna iyi geliyor, şunu yersen. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı tespitleri var. Mesela 10-12 tane şeyi bulmuşlar. En çok yalan, dolan, ortalıkta dolaşan şeyleri. Ben onları bir iki tanesini örnek vereyim. Mesela güneş banyosu yaparsanız diyor. çok iyi gelir bu. Fakat şu anda görülüyor ki 25 derecenin üzerindeki ülkeler var. Oralarda da virüs dağılıyor. Yani şeyle ilgisi yok. İkincisi evet, son bilgi oydu. Yani bu 30 derece sıcaklığı olan ülkelerde de çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Halbuki 37 derece insan vücudu, o da rahatlıkla hareket edebiliyor ki yani sıcakla soğukla bir ilgisi yok. Evet. Bir de işte ömür boyu insanda kalır mı? Hayır, bu zamanla aşılacaktır. Nasıl diğer bütün hastalıkların şeyleri tedavisi bulunduysa, aşısı bulunduysa bu da aşılacaktır. Biraz zaman alacak. Onunla ilgili de biraz sonra şey yapacağız. Bir de işte 10 saniye solumunu tutarsan, vücudunu bol klor ve alkolle yıkarsan, silersen. Şimdi bir defa klorla ve alkolle vücudu yıkamak deriye zarar verdiği gibi zaten virüs senin ciğerlerine girmiş. Orayı da yıkayacak halin yok. Bu gibi şeylere çok dikkat etmek lazım. İşte sıcak banyo konusu da aynı öyle. Sivrisinek ısırırsa bulaşır mı? Bu gibi şeyler söyleniyor. Herhangi bir sinek ısırmasına deriden direkt bulaşmıyor. Yani derinin yüzeyine çarpmasıyla bulaşmıyor. Solunum yoluna girdiği zaman oradaki ince dokular var. Evet. Onlar oradaki hücrelerin içine girme şeyi var. Evet. Bir de en çok konuşulan şeylerden birisi de işte bu yediğimiz yiyeceklerden bulaşır mı? Özellikle sebze meyvenin üzerinde mikrop varsa çok yeni olması lazım. Birisi dokandıysa yeni, sen de onu alır hemen şıp diye ağzına atarsan yıkamadan, silmeden, şey yapmadan şeyi var. Yine de diğer yiyecekler konusunda da yiyecekler genellikle ağızda fazla durmadan cürk diye mideye gidiyor. Midenin içerisinde de öyle asitler, öyle bakteriler var ki mide zaten alışmış bu gibi bin türlü bakteriyi öldürmeye, onun vitaminlerini almaya. Orada fazla zarar yok. Zarar daima eğer ciğerlere, solunum sistemine giderse. Yiyeceklerin
özellikle sebze meyvenin yüzünü yıkamak, diğerlerini de paketlerinden çıkarıp şey yapmakta yarar var. Ama yiyecekten şey yapmıyor, o kesin. Bir de şey var işte, sarımsak çok iyi geliyor, sirke iyi geliyor. Bunların hiçbirisi, yani hiçbir yiyecek bu virüsü öldürmeye veyahut da şey yapmaya yetmiyor. Evet. Yani senin savunma gücün, vücudun bağışıklık sistemini geliştirmek için işte çeşitli vitaminleri al, ye. Her türlü aşıyı yaptır. Bu sana bağışıklık sistemini geliştirir. Fakat güncel sen virüsü alıp ciğerlerine oturduysa onu oradan öldürecek, kaldıracak hiçbir yiyecek, içecek, başka bir madde etki yapmıyor. İlacı da şu anda yok. Aynen, o, ilaç konusunda bir iki şey söyleyeyim. Onun üzerinde tamam, biraz konuşalım. Tamam. Şu anda çünkü ben Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasına girip bu söylediklerim bütün bilgileri oradan aldım. Onun evet, dışında bir şey söylemek de doğru bulmuyorum. Evet. İnsanlarımıza gidip oraya bakması lazım. Şu anda 40'a yakın değişik firma, 15-20 tane değişik ülkeden firma bu hastalığın tedavisi için ilaç şey yapıyor, evet, üretmeye çalışıyor. Aynı zamanda aşı da üretmeye çalışıyor. İlaç, tedavi ilacıyla aşı evet, biraz birbirinden farklı. Birisi şu andaki durumu engellemek için, aşı da genel olarak şey. Normalde bir ilacın piyasaya sürülmesi 280 günlük bir onay gerektiriyor. 280 gün araştırılıyor. İşte laboratuvarda araştırılıyor, hayvanlarda deneniyor, önce 10 kişide deneniyor, 100 kişide deneniyor, 1000 kişide deneniyor. Yan etkileri, bu insanlara şey yaptıktan sonra başka hastalıklar şey yapmaması, her şey deneniyor. Normalde bunu Avrupa Medicines Agency diye bir Avrupa Birliği'nin bir şeyi var. Orası bunu 210 günde onaylıyormuş bir ilacın evet, piyasaya sürülmesini. Şimdi bu süreyi 70 güne indirdiler bu evet, koronadan dolayı ve firmalar anında bilgi gönderiyor, oraya rapor gönderiyor. Biz şu ilacı üzerinde çalışıyoruz, şuraya kadar geldik diye. Bu çalışma aşağı yukarı bir ay öncesinden başladı bu ilaç bulmayla ilgili. Yani geriye 1,5 aylık bir süre var. Büyük bir ihtimalle yani 40 tane firma şu anda ilaç üzerinde çalışıyor. Büyük bir ihtimalle de bunlardan 1-2 tanesi bu ilaca karşı etkili şekilde onaylanacak. Fakat güzel tarafı, 1,5 aylık bir süre var yani o evet, onayın çıkması için. Evet. Zaten güzel tarafı o. Yani insanlar bu virüsün nasıl bir oluşumda, nasıl bir yapısının olduğunu biliyorlar. Yani bilim insanları bunu biliyorlar. Bu bir artıdır tabii ki, ilaç bulma konusunda bir artıdır. Ama dediğiniz gibi bu bir süreç olayı. Yani bu süreci yaşarken nasıl önlemler alacağız, nasıl adapte olacağız bu yeni duruma? Aslında bu önemli. Yani ilacın gelmesine gelecek. Ama önemli olan en az kayıplan, en az sorunla bu süreci aşabilmek. Bu da bir insan olarak aslında yapımızda var. Adaptasyon konusunda insanlar çok yetenekli. Yani bizim doğamızda var. Zaten o olmasa, bizim o yeteneğimiz bizim doğamızda olmasaydı biz belki insanlar bugüne gelmeyebilirlerdi. Doğada o kadar aşırı şeyler oldular ki, yani bir düşünün, bir dinozorlar o kadar güçlü hayvanlar bile yaşayamadılar. Çünkü adapte olamadılar yeni durumlara, yeni iklim şartlarına, yeni ne bileyim açlık durumlarına. Ama insanlar o konuda çok başarılılar. Ki bu adaptasyonun sağlayacağımız da sorun değil. Önemli olan o süreci değerlendirip bilgimizi, ne bileyim işte o insanlar arasındaki o dayanışmayı güçlendirip bu sorundan bu dönemi aşabilmek. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şeyden söylüyorum. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Yani insanlar eve kapandıklarında tabii ki her ne kadar insan kendi ailesiyle, kendi çocuğuyla ya da yalnız başına yaşıyorsa, kendi yalnız başına olmasına rağmen onun zorlukları, sıkıntıları var. Yeni bir durum oluşuyor sonuçta. İnsan evli de olsa, çocuğu da olsa, hani hayatı şu şekilde organize etmiş. İşte ne belli saatler işe gidiyor, belli saatler dışarıda.
işte belli saatler iç evde. Ona göre bir yapıları, bir aile yapıları var. Bakıyoruz mesela bu tolerans olayı. Yani insanlar arasındaki tolerans, ki aile bireyleri de olsa, sıkıştığın anda, hani zorlandığında bir belli, hani bunu şeyde de görebiliyorsun. İnsanları mesela bir hücrede, bir hapishanede, bir kapalı yer tuttuğunda birbirini böyle şey derler, ne derler ona, hani çapalamak gibi bir şey. Hani hakı ordun, hakı yap, Danmarkça hakı derler ya. O olaylar oluşuyor. Bu durumda şey düşünüyorum ben. Mesela eşler arasında daha fazla sorun çıkabiliyor. Daha fazla tartışmalar çıkabiliyor. Hatta aile içi şiddeti görüyoruz. Mesela son gelen bilgilerde, basından duyduğum kadarıyla, bu sığınma evlerinde yerlerin kalmadığına dair. Bu bile bir örnektir. Yani aile içinde eşlerin, yani insanların zorla bulması, önceden var olan problemlerden kaynaklanan problemlerin daha da çoğalmasına neden oluyor, vesile oluyor. Yine aynı şekilde anne babalarının kendi çocuklarını eğitme gibi bir sorumluluğu almaları. Yani çocuğunu evde eğiteceksin. Bu kendi başına bir sorun. Çünkü okullar kapandı şu an. Evet, ama bu sorun yaratır ailelerde. Çünkü anne baba bunu beceremez. Ne olur? Ben bir şey görmüştüm geçenlerde, bir tane karikatür görmüştüm. Baba bir şeyler anlatmaya çalışıyor çocuğuna karikatürde. İki çocuk oturmuş mutfak masasına. Mutfaktaki masaya çocuklar şey diyor. Sen de ne kadar beceriksizsin be baba. Baba anlatmaya çalışıyor. Ve çocuklar diyor ki çok beceriksiz, senin matematik yeteneklerin hiç de yokmuş. Cidden öyle. Yani cidden çünkü öyle. Her şeyi öğretmenlerden görüyorlar, işi bilen, uzmanı. Yani çünkü karşılarında bir tane cahil baba çıkıyor. Çünkü işleri ama babanın ya da annenin bunu hemen bir öğretmen gibi davranabilmesi tabii ki beklenilmez. Ama dediğim gibi bu da kendi başına bir sorun yaratıyor. Aile içinde bir tartışmaya neden oluyor. Bu da kapalı bir ortamda insanların tutulması böyle bir zorluklar, böyle bir problemleri de beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Evet. Özellikle bu karantinanın diyeyim veyahut da ev hapsinin ilk birkaç günü çok iyi olabilir. Çünkü insanların stresli bir yaşamı vardı. Şey yaptı. Aynen, şimdi doğru. İşte evet. Bir araya gelip o çok balayı derler ya. Öyle olabilir ama bu günlere, haftalara yapınca biraz ev hapsine, mahpusuna, oradaki mahpushanede işte hücrede kalmaya biraz benzer gibi geliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok doğru. Yani ben bir Türkiye'deki bazı TV'lerde de gördüm. İnsanlar sokağa çıkıyor. Hani dediler ya, bir ara dediler, ilginç bir şekillendiler, 65 yaşın üstündekiler evde kalacak diye. Şimdi bir amcaya soruyorlardı. Ya niye uygulamıyorsunuz? Siz yaşlısınız. İçeride olmanız lazım diye. Ya kızım diyor, canım sıkılıyor ya evde. Aslında çok yani masum bir şey. Böyle söylediği doğru aslında. Yani çünkü normalde o insanın zaten hayatı şeyle oluşuyor. Yani akşam evde uyumak, işte akşam yemeğini evde yemek, sabah evini yemek, sonra işte dışarı çıkıp arkadaşlarıyla beraber güneşte bankta oturmak. Onun için büyük bir anlam taşıyor. Yani bankta oturacaksın, işte etrafı gözetleyeceksin. Bu onun sosyal hayatı bir nevi. Ha, bu insanlara sen evde oturacaksın dediğin anda çok zor bir şey bunu. Buna adapte olmaları. Evde kalıp oturup da ne yapacaklar yani? Yakınları için de, yani hem böyle bir yakınlardan birisi, aileden birisine bir şey bulaştığında veyahut da baba anneyi, çoluğu çocuğu, akrabayı gidip ziyaret edememe
şeyi, bir suçluluk duygusu da getirebilir. İşte ben eşime bu şeyi bulaştırdım, çocuğuma bulaştırdım, böyle bir çok acı verici bir şey olabilir. Aynı şekilde insanın işte oğlum kızım gelip bizi ziyaret etmiyorsunuz veyahut da biz sizi göremiyoruz. Böyle bir suçluluk duygusu da gündeme gelebilir diyorum bugünlerde insanlarda. Yani oluyor da, oluyor da. Yani bunu biz duyuyoruz. Yani en azından bir suçlama olmasa bile en azından şey, ne derler ona, yani bir söyle, en azından söylemini yapıyorlar, en azından söylüyorlar insanlar. Ya kızım senden hiç haber almıyorum. Belki hiç eskiden de almazdı ama şu anda daha da merkezli bir konu. İhtiyaç oluyor çünkü daha kapalı. İhtiyaç kapalı ortamdan doğuyor. Evet. Yani o ortam kapalı olmasa en azından kendisi dışarı çıkabilecek durumda böyle bir ihtiyacı yani olmayabiliyor. Ama şu anda var. Ona özellikle ailelerin çok çok dikkat etmeleri bence çok faydalı bir şey. Yani nasıl işte dediğim gibi, yani bu yeni teknolojik devirde bu iletişimi sağlamak kolaylaşmış aslında. Bakın, yani siz Ghana'da oturuyorsunuz, aramızda 200 kilometre var, ama rahatlıkla konuşabiliyoruz ki bu yayınla belki birçok insanla da ulaşabiliyoruz. Telefonlarda öyle. Yani telefonlarda, ne bileyim, görüntülü şeylerde bunu uygulamak lazım. Bu bence çok önemlidir çünkü eskiden belki o ihtiyaç olmayabilirdi ama şimdi var. Çünkü şimdi gerçekten hani omso diyoruz ya, şefkat olayı daha fazla bir anlam alıyor. Yani birbirimize karşı şefkat duygularını, eylemlerini gerçekleştirmek daha da anlamlaşıyor. Eskiden mektup gelirdi hükümetlerden. böyle 3-4 gün okunur, bakılır, şey yapılırdı. Yaşlarımız oğlumdan mektup gelmiş, öper, koklar falandı. Şimdi bunlar artık internet üzerinden, telefon üzerinden, canlı şeyler üzerinden gerçekleşecek. Bir de başka bir şey var. Özellikle yalnız olanlar, yalnız oturanlar, bunlar gençler olabilir, yaşlılar olabilir, dullar falan olabilir. Onlar için biraz daha tabii sıkıcı. Ama genel olarak evde işte 2-3 hafta belki uzayabilir de bu süreç, şu anda bilmiyoruz. Hükümetin şeyine göre bir 15 gün daha uzattılar ama benim görüşüm daha da uzar diye düşünüyorum ben de. Mayıs ortalarına kadar uzayabilir bu, ondan sonra yavaş yavaş yapar. Bayağı uzun bir süre. Onun için evde yapacak bir şeyler de bulmak lazım. Yani evet, kitap okumak, film seyretmek, değil mi? O benzer aynen şeyler. Neler aynen olabilir? Aynen. Şimdi şöyle ilk etapta şunu şey düşünüyorum. Mesela bilmiyorum bizim Türkiyelilerde nasıl durum? Mesela geçen bir hastam vardı, biz konuşuyoruz böyle. Dedi ki ben bizim oturduğumuz yörede biz bir Facebook sayfasını açmışız. Bu Facebook sayfasında yardıma ihtiyaç olanları onlar o Facebook üzerinden bize bildiriyorlar ve gönüllü insanlar da bunlara mesela yardım ediyor, alışveriş yapıyorlar. Özellikle yalnız oturan yaşlı insanlara gidip alışveriş yapıyorlar. Varsa köpekleri bir ara dolaştırıyorlar, köpeklerini. Yani büyük bir ihtimalle varsa bizim Türkiyelilerde de böyle şeyi dikkat etmek lazım. Yani bu ihtiyacı olan insanlara karşı biraz daha odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Yani vardı bizde de bu durumda olan insanları diye düşünüyorum. Bence önemli bir konu diye düşünüyorum. Çünkü var bizde de artık yaşlıların, yalnız yaşayan yaşlıların olduğunu ben de biliyorum. Var yani. Hani telefonla aranabilir. Çok insan beraber çocuklarıyla beraber yaşıyorlardı. Ama gittikçe bu azalıyor. Daha çekirdek aile yapısına gidiyor insanlar. Burada da. Bir telefon edip bir ihtiyacı var mı diye sorulup alışveriş yapıp götürülebilir. Tabii gerekli şeylere yani dikkat ederek. Özellikle sizin bu dernek çalışmalarını bence bir ön ayak öncü olabilir bu konuda diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten önemli bu. Aslında birçok dernek, hayır, inanç kurumları da bu gibi şeylere önem vermek. Madem
duaynen muaynen bu virüsü durduramıyor muyuz? Hiç olmazsa işin şeyine girmeyeyim de hiç olmazsa sosyal anlamda bu gibi yardım insani görevlerde bari görev alın. Şeyde Türkiye'de Kızılay Tayyip'in emriyle halktan para topluyormuş. Halka yardım dağıtsanız bugün için kurulmadınız mı? Gibi sorular da böyle. Yani toplumsal şeyler de insanın aklına geliyor ister istemez. Evet. Şey diyorum yani bu biraz da ekonomik boyutuna bakacak olursak birçok iş yeri kapanıyor. Kapatıldı. Belki 3 ay çalışmayacak. İnsanlar kira ödeyecek, bir sürü borçlar, defteri var. Belki bazı fabrikalar kapanacak çünkü birilerine bir şeyler zamanında şey yapmaları gerekiyordu. Bildiğim kadarıyla tabii şey devlet önlerini alıyor ama insanların böyle biraz da şey korkusu olabilir bugünlerde sanırım. İşsiz kalırım. Kesin, kesin. Yani mesela birçok insan özellikle yani buradaki göçmen grupları düşünsek kendi iş yerleri var. Bu kendi iş yerleri olan insanların birçoğu kapattı. Mesela restoranı olan, ne bileyim işte kuaförü olan birçok insan kapattı bunları. Ya da taksi süren insanlar, vagonmenler. Hepsi evet. İşleri durdu. Bu tabii ki kesinlikle bir yaşamsal bir kaygı getiriyor. Yaşamsal bir korku nedir? Yani geleceğimiz ne olacak? Ne yapacağız? Kiramızı ödeyebilecek miyiz? Ya da sabit giderlerimizi ödeyebilecek miyiz? Her ne kadar toplumsal bir destek olsa bile bu kaygılar, bu korkular var tabii. Oluşuyor, oluşacak da. Yani biliyoruz ki Danimarka bir sosyal devlet. Kimseye aç bırakmaz ama aç öbür taraftan aç bırakmaz. Herkese ücret, ne bileyim işsizlik parası, sosyal yardım şu veya bu şekilde. Zaten önce büyük paraları büyük başlar alır. Kapitalistler onlar paylaşır. Mahpuzu bize ödettirirler sonunda da. Kimseyi de tabii işi aç bırakmazlar, verilir. Ama senin dediğin gibi İnsanlar belli bir yaşam düzeyine çalışmış, iş yeri kurmuş, yapmış. Onu kaybedebilirler. Yani daha kötü yani, durumda yaşayabilirler. Bunu ben görüyorum örneklerini. Mesela tanıdığım insanlar var. Yani kendi restoranını kapatıyor diyor, bilmiyoruz. Evet, devlet biraz destek verecek ama yani nasıl bir destek verecek? O da belli değil. Ben tam emin değilim. O anlamda bir şey var yani bu bulanık. Belki küçük bir pizza dükkanı evet. Açık kalabilir. Çünkü teker evet. Teker müşteri alır veyahut da dışarı götürerek evet. Ayakta kalabilir ama senin dediğin evet. Gibi restoran gibi yerler şey yapması nasıl? Biraz zor. Evet. Ama dediğim gibi tabii ki bu anlamda bu aşamada önemli olan yaşamdır. Yani insanların artık belki yaşam standartları belki düşecek ama dediğiniz gibi aç kalmayacağız bu konuda. Orası güvencede insanlar en az da bu toplumda diye düşünüyorum. Yani ülkelerin milyarlarca lira bu konuya kron her neyse ödenek ayırdığını biliyoruz. Mesela dün bir şey okumuştum. Belediyelerin önümüzdeki 4 yıl içerisinde yapacağı bazı yatırımları, yeni binalar, yeni şeyler, girişimleri bu yıla veya da önümüzdeki yıla alması öneriliyor ki bu gibi ekonomik krizin büyümemesini önünü açmak açısından. Bence de o konuda pek şey yapmaya gerek yok. O yani tereddüte düşmeye. Ben eğer bu virüsün çözümü biraz yaklaşırsa bu toplum kolay şey gelir yani diye düşünüyorum. Mesela 4 hafta bilmiyorum sizi bilmiyorum ama 4 hafta ben evden çalışıyorum. Eve işe gitmiyorum. Ama oluyor. Bizim işimiz oluyor. Evden de oluyor. Yani illa orada kendi büromuza oturmaya gerekmiyor. Evde de rahat çalışıyorum böyle bu şekilde. Aynı toplantılar yapıyoruz bu şekilde. Şimdi bu iş konusu deyince ben çalışıyorum. Benim gibi özellikle. Sizinkiler şey mi? Ne derler ona? Viktig fonksiyonum diyorlar. Yani kritik. Evet, kritik fonksiyonu. Pahalının şeyinde o yazıyor. Kritik fonksiyonda olanlar. Tabii bunlar doktorlar önce. Bilim adamı, doktorlar, hemşireler. Evet. Yaşlı sektöründe sosyal ve sağlık sektöründe çalışan kritik fonksiyon. Bir de tabii lider düzeyinde olanları da o şeye sokuyorlar kategoriye.
Bizim benim çalıştığım yerdeki insanların yakın çevresi, sosyal ilişkileri, aile şeyleri çok zayıf olduğu için bir de kendilerine bakamayacak bazı durumda olanlar var. Psikolojileri çok bozuk olanlar var. Yani bir sürü yüz çeşit psikolojik şeyi olanlar var. Onun için onlara bakamıyor, biz mecbur gidiyoruz. Ama benim işim o kadar tehlikeli değil. Her ne kadar olsa da, çünkü gece ihtiyacı olanlara ilaç falan veririm. Onu da genelde kapıdan verme olanağı da var. Telefonla şey yapıyoruz. Ama dikkat ediyoruz tabii, mecbur. Yani sağlık personelinin ve sağlık sektörünün bilme önem vermenin ne kadar önemli olduğunu bir sefer daha anlamış oldu dünya ve doğaya dikkat etmek gerektiğini, böyle şeysiz, ne diyeyim, plansız, projesiz on binlerce, milyonlarca insanı, 40-50 milyon mesela, o Çin'in bu virüsün çıktığı bölgede 50-60 milyon kişi ufacık daracık bir yerde yaşıyor. Yani bu doğa yaşama, çevreye, sağlık sektörüne, bilime, bunlara önem vermediğimiz sürece bu gibi şeyleri daha ileride çok yaşayabiliriz. Şey düşünün, bu hani Danimarka'da şey derler, din aynı opna. Yani bu insanların gözünü açacak, biliyor musun? Yani bu gerçekten, bu virüs kendi başına yaşam şekilimizin üzerine bir etkisi olacak. Nasıl ileride, yani toplumsal olsun, ekolojik olsun, toplumun nasıl bir yöne doğru gideceğini aslında bize artık önlem almaya ihtiyaç duyulduğunu bence gösterecek bu virüs. Yani herkes diyor da, yani bu konuştuğum herkesin ortak yorumu şu: artık eski dünya olmayacak bu dünya, yeni dünya. Ben de katılıyorum aslında bu konuda. Artık her ne kadar hani bu söyleşiye başladığımızda eskiden o eski salgın hastalıkları konuşmamıza rağmen, bu korona bambaşka bir etki yaratacak dünya üzerinde diye düşünüyorum. Şeyi düşünüyorum. Bir milimetrenin onda biri kadar küçük, gözle görülmeyecek küçük bir o da protein molekülü, normal bir virüse daha dönüşmemiş ufacık bir şey bir ayın içerisinde bütün dünyayı esir aldı bir anlamda. Şimdi şeye bakıyorum, istatistiklere de bakacak olursak bugün dünyada, bugün baktım internet üzerinden, 1.041.126 kişiye bulaşmış. Başta Amerika listenin başında gitmiş şu an. Çin'de başlasa da Amerika'da şu an en önde. Ve dünyada 55.132 kişi ölmüş. 221 bin kişi tedavi olmuş. Türkiye'ye bakarsak, Türkiye'de bulaşan şey sayısı 18.135. Ölen 356 kişi, 415 kişi tedavi olmuş. Danimarka'da bulaşan 3.861 kişiye, ölen 139'a çıktı. Tedavi edilen de 1200'e. Yani aslında şey olarak, oran olarak şu an da bile pek büyük değil. Tabii dünya çapında bakınca işin şeyi görünüyor da, önlemler alındığı için zamanında, özellikle Danimarka gibi ülkelerde, Türkiye'de zamanında önlem alınmadığı için, bir de maalesef hacca giden 20 bin kişi böyle bir ortamda gönderilmesi de çok şey oldu, olumsuz bir şey. Ve İtalya'da ciddiye almadığı için çok acı, orada sağlık sistemi çöktüğü için çok insan öldü. Yani dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar önlem alınırsa, mesela Danimarka'da şey düşüyor, testler yapılıyor, şey yapılıyor, bulaşan sayı düşüyor. Ölümler biraz bu seviyede devam edebilir şu anda, çünkü en yüksek yani dönemdeyiz. Başbakanın dediği, son dediği, yani biraz bu önlemleri biraz daha da biraz düşürecekler. Ama biraz korkarım, biraz erken düşürmek için biraz erken, ama öyle bir söylemi oldu, öyle bir basın toplantısında bunu söyledi. Bence biraz erken, ki genel yorumlar da o şeyde, o hizada. Yani şimdiden bu insanların tekrar işe başlaması biraz erken diye düşünüyorum, ama bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle tekrar uzatırlar diye düşünüyorum. Ben de aynı düşünüyorum. Poska geçsin bu Paskalya tatili.
büyük bir ihtimalle biraz uzatıyorum. Onun için insanların çoğunu izine ayırıyorlar veyahut da evden çalışıyor. Çeşitli şeyleri gördüğüm kadar anında gerekli önlemleri almaya çalışıyorlar. Ve bir iki ay içerisinde ilaç bulunana kadar mümkün olduğu kadar bu bulaşmasını ve sağlık sistemine ağır basınç gelmemesini. Çünkü oradaki bir yoğunluk olursa, oradaki personelde bir hastalık belirtileri yayılma bir şey olursa, bu sefer hiç önü alınamaz. O anlamda çok aslında taktikte akıllı bir yol izliyorlar. Bu şekilde şey yaparlarsa bu sorun aşılır bir iki ay içerisinde. Yani şöyle, o kadar şimdi bu farklı toplumların, yani bu yaşadığımız toplumla mesela Türkiye'deki bir toplum karşılaştırırsak ne kadar farklı bir şey olduğunu görürüz hemen. Mesela şimdi ben biraz önce yani bir bakayım dedim neler, mesela bu bizim Sun Hız üstüyorsun dediğimiz kurul, sağlık kurulu nasıl bir çalışma yapıyor. O kadar şey yapmış ki şimdiden insanların ruhsal sağlığı konusunda birçok yayın yapmış. Birçok öneri listesi hazırlamışlar. Yani herkes bunun farkında. Evet, sosyal izolasyon iyi çünkü mecburuz buna, ama bunun sonuçları var. Yani bunun sonuçları belki ileride insanları depresyonlara bile kadar vardıracak bir sonuç yaratabilir. Onun için şimdiden bunu hesaplıyorlar. Onun için şimdiden programlar hazırlanıyor. Bu insanlara nasıl destek verilebilir? Ki ben o anlamda yani onu diyorum, birçok sağlık konusunu hesaba katarken bu krizin, bu salgının İnsan psikolojisi üzerindeki etkisi neler olabilir? Bunu şimdiden hesaplamak lazım. Bunu şimdiden düşünmek lazım ki bu toplum yapılıyor. Bu toplum böyle bir çalışma yapılıyor. Yani benim bağlı bulunduğum şey yeni broşür hazırlanmış. Bu psikolog, Danimarka Psikologlar Derneği bütün psikologlara, bütün örgütlere bunu gönderiyor. Yani çünkü önemli şeyler bunlar. Çünkü sadece olayı ekonomik olarak bakmak, önlem almak ya da işte zengin bir toplum olduğu için belli birçok parayı harcamakla bu yetinilmiyor. İnsan faktörünü düşünmek lazım ki ona dair iyi çalışmalar yapıldığını düşünüyorum. Ama şunu da düşünüyorum. Acaba bizim göçmen grubu bundan yararlanabiliyor mu? Ben bunun pek farkında değilim. Yani bunu pek takip edemiyorum. Göçmen grubu yeterince bilgileniyor mu? Mesela bu Sunhus Stüdyosu'nun sayfasında, web sayfasında 7 dile çevrilmiş bültenler gördüm. Yani bunun içinde Türkçe de vardı. İnsanlar yararlanıyorlar mı? Bunu kullanıyorlar mı? Okuyorlar mı? Acaba bilmiyorum artık ben. Sesin kesildi Feramuz. Sesini duymuyorum ben. Özür, mikrofonu kapatmıştım şey olmasın diye, yankı yapmasın diye. Bir tane hotline numarası vermişlerdi, onu bakıyordum. Orada personel yerleştirmişler, hangi dilden olursan ol. Konuştuğun zaman o dilden personele şey yapabiliyorlar. Dediğin gibi internet sayfası açmışlar ve her türlü konuda günlük, anlık bilgiler veriyor. Vatandaşlarımızın, canlarımızın günlük haberleri en az bir defa izleyip yeni bir şey var mı? Bu konularda meslek, iş alanlarının açısından da bir izlemenin de yarar var. Ama onun dışında da her şeyi, hayatı virüs kafaya sokup şey yapmamak gerekir diyorum. Şey yapmamak lazım. Yani evet. Çünkü virüsle oturup virüsle kalkmak bile kendi başına zararlı bir olay olur. Yani her şeyi, hani ne derler Türkçe'de bildiğim, her şeyi tadında bırakmak lazım. Yani onu bir aşırılığa kaçtığımız anda zararı var. Bu şey için de tabii ki geçerli, söyleyin. Bu virüs konusunda sürekli ona odaklanmak konusu da öyle. Yani beynimizi bir pausaya vermek lazım. Beynimize bir mola vermek lazım. Bu şart. Bunu yapmazsak içinde çıkamaz duruma geliriz.
Bir şey de var. Özellikle sosyal medyada çok tartışılan şey yapılan. Ben de izliyorum. Bazen arkadaşlar falan da yazıyor, şey yapıyor. Yok, bu virüsü laboratuvarda üretmişler. Dünya nüfusunun yarısından işte 500 milyona indireceklermiş. Yani 5 milyar insanı yok edeceklermiş. Savaş, bilmem ne. Hani birçok komplo teorileri de şey yapıyor. Tabii virüs şeye yetiştirilme olanağı var ama böyle bütün dünya insanlarını, kendi halklarını şey yapacak böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ve dediğimiz gibi, deminden de konuştuğumuz gibi, bu virüs yeni bir şey değil. Yeni değil. 20-30 yıldır çeşitli versiyonları görülmüş bir şey. Bu komplo teorilerinin tabii ki amaçlarının bir tanesi insanlar arasındaki güvensizliği yaratmak. Güvensizliği, yani sistemlere güvensizliği yaratmaktır. Özellikle mesela Avrupa bunu şey yaptı, belki siz de izlemişsinizdir. Bu NATO çerçevesinde yani bu özellikle Rusya ile Çin'in özellikle bunu kötüye kullandığına dair, dezenformasyon yaptığına dair bir çalışması oldu, bir düşünceleri oldu. Büyük bir ihtimalle bu olabilir. Yani buna ben dezenformasyonun olabileceğini düşünüyorum. Ama virüsün bilerek yaratılıp insanları bu şekilde getirmesi biraz komplo diye düşünüyorum ben. Ama virüsü kullanıp dezenformasyon yaratmanın olabileceğinde ben olabilir diye düşünüyorum. Yani işte para için virüsü yapıyorlar. İşte evet. 3-5 milyon insana şey yapsın veyahut da birkaç milyar insana bulaşsın. Ondan sonra ilacını yapıp köşeyi dönecekler falan. Evet, o biraz komplo. Bence komplo teorisi. Yani onu ben pek ciddi görmüyorum. Bunlara da fazla takılmamak gerekir. Benim de düşüncem o. Daha çok günlük hayatımıza, yaşamımıza, sağlığımıza... Gerçeklere bakmak lazım. O gerçekleri bazen nereden alabileceğimizi de dikkat etmek lazım. Çünkü dediğimiz gibi özellikle Türk basınında görüyoruz birçok kez. Çok karmaşık bilgiler veriliyor. Onlara biraz dikkat etmek lazım. Ama mesela Danimarka basınına baktığımız, özellikle bu Sundheds Üstüölsü dediğimiz kurumun, bu sağlık kurulunun bilgilerine önem vermek lazım. Bunların şey yaptığını düşünüyorum, yani çok objektif olduklarını düşünüyorum. En azından öyle görünüyorlar. Ben öyle ilk etapta öyle görüyorum. Ben de katılıyorum. Şey, Polici Corona diye, Polici Corona diye internet sayfası var. Evet. Bütün Danimarka çapında bütün koronayla ilgili yapılan günlük faaliyetler anında o sayfaya yerleştiriliyor. Günlük artış, evet, bulaşım artışı falan da oradan. Şey, Sundheds Üstüölsü'nün, Lehman Üstüölsü'nün, işte İçişleri Dışişleri Bakanlığı'nın, çünkü sınırları da kapattılar. Yurt dışına girip çıkmak da bir anlamda sınır getirdi. Girip çıkanlar 15 gün karantinada kaldı. Evet. Bununla ilgili bütün bilgiler orada okunabiliyor. Ayrıca günlük sabah, akşam, her neyse bir defa olsun haberleri izlemekte yarar var. Bir de deminden hotline demiştim, telefon şeyi var. Evet. 70-20-02-33. Tekrarlayayım. Evet. 70-20-02-33. Burayı aradığınızda hangi dili biliyorsanız o dili söyleyip sizi o kişiye bağlıyorlar, yani o dili bile. Her türlü bilgiyi veriyorlar orada. Acil veyahut da soru sormak istediğinizi veyahut da herhangi bir öneriniz, yardımda bulmak istiyorsanız, yani bu şeyin çözümüne, herhangi bir sorunun, bir sektördeki bir sorunun çözümüyle ilgili falan, buraya danışıp anında bilgi alınabiliyor. Onun dışında tabii kişi olarak şeyi düşünmek lazım. Eğer en ufak bir şeyi belirtici, bu semptom belirtisi ortaya çıktığında, yani kuru öksürük, aşırı ateş, solunum zorluğu belirdiğinde mutlaka doktorunuzu arayın, evinizde kalın, onunla konuşun. Yeni aldıkları kararlara göre şimdi daha az semptomu olan da test edilebilecek. Onun için kendi ev doktorlarıyla konuşmak çok iyi, yerinde olur diye düşünüyorum. Çünkü eğer özellikle bir semptom varsa, çünkü taşıyıcı olmak var. Yani özellikle gençlerde pek semptomlar o kadar ağır değil.
Onun için insan bilmiyor. Belki biz de belki yakalanmışız bu virüs ama pek hissedemiyoruz. Yani olabilir. Aynı şekilde yani hastalık belirsiz olduğunda doktoru arayıp şey yapılabilir. Bir de aşı olma yeni çıkan şeylerden birisi belli şey olan insanlara korona ile ilgili aşı değil de ama genel anlamda insan bu grip aşıları, değişik aşılar var. Onları da geniş bir kesme bugünlerde bedava verecekler. Öncelik tabii bir risk grubunda olanlar, işte hastalar, yaşlılar falan. İkincisi de sağlık sektöründe çalışan kişilere öncelik tanıyorlar. Hem test konusunda, virüs testi konusunda hem bu aşılar konusunda. Evet, çok doğru. Çok doğru. Yani bu konularda bilgilenmek, bu önemsemek çok önemlidir. Yani en azından ya da şimdi hükümetin önerdiği, işte sağlık yetkililerin önerdiği şeyleri uygulamak lazım. Mesela çok insan bir arada olmayalım diyor. Bunu uygulamak lazım. Son yıllarda özellikle bizim düğünler olsun, işte ne bileyim sünnet düğünlerimiz olsun, binlerce insanın toplandığı alanlar. Ne iyi ki bunlar otomatikme her insan durdurdu bu şeyleri, bu etkinlikleri. Ama çok dikkat etmek. Ama bu ailesel konular, aile ziyaretlerinde gene sınırlandırmak lazım. Her ne kadar herkes, işte biz hasta değiliz ya da böyle hiçbir şey hissetmiyoruz. Aslında çok dikkat etmek. Çünkü birbirimize karşı yapacağımız en iyi iyilik o sosyal, fiziksel, aslında sosyal mesafeyi değil, fiziksel mesafeyi koruyabilmek. Onu yaptığımızda kendi birbirimize karşı en iyi şeyi yapmış oluruz diye düşünüyorum. Eskiden önce de hem Türkiye'de hem özellikle Danimarka'da insanlığa, topluma bir yarara yapmak için sokağa çık, sokağa çık diye bağırırdık, şey yapardık. Şimdi evimizde kalarak da koltuğumuzda rahat rahat oturup çayımızı içerek de insanlığa, Aynen. topluma, kendinize, Aynen. ailenize bir katkıda sunabilirsiniz. Şimdi aslında bunun faydası da var bazen. Yani şimdi evde kaldığımızda dediğimiz gibi eskiden belki bugüne kadar yapmak için birçok şeyi yapamadığımız birçok şeyi yapma imkanımız da olur. Mesela sizin de daha önce belirttiğiniz gibi bir kitap okumak. Belki çok istiyoruz. Ya okuyacak zamanımız olmamıştır. Şimdi okuma zamanımız var. Ya da bir resim yapmak. Hepimizin birçok insan yani böyle kreatif dediğimiz şey ya yaratıcı yönlerini belki fark ederiz. Yani bir resim çizmek, bir tablo yapmak, ne bileyim. Çeşitli oyunlar oynamak çocuklarla. Evet, bu puzzle dediğimiz puzzle'lar ne bileyim çok 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 şey oldu. O zaman belki evdekilerin de çok sosyal insanlar olduğunu görebiliriz. Aynen, Çünkü onu diyorum. uzun süre hep dışarıda. Bazen onu diyorum. Yani ya da mesela biraz önce şeyi söylemiştim. Hani evde öğretmen olmak çok zor kendi çocuğu için ama onu yaparken şeyin farkına insan var. Çocuğunun ne kadar yetenekli olduğunu. Birçok insanımız çocuklarının büyüdükleri süreçte nasıl geliştiklerini bile farkında değiller. Bu şekilde insanlar yani kendi çocuğun nasıl geliştiğini, neler yapabildiğinin farkına varacaklar. Benim oğlum, benim kızım gerçekten bunu yapabiliyor muydu? Ben hiç farkında değildim gibisinden. O anlamda bazı imkanlar da veriyor bu izolasyon. Yani bu kapanma, içeriye kapanma diye düşünüyorum. Bazen şunu ya söylüyorum böyle özellikle bu angst dediğimiz yani korku sendromu yaşayan insanlara şey söylüyoruz. Yani şey olarak terapi olarak başka şeylere odaklanmak. Yani insan sürekli kaygılandığı, düşündüğü şeyi içinde çıkmaz bir şey şeye dönebilir. Bir yapıya dönebilir. Ondan kurtulmanın yolu herhangi bambaşka bir şeye odaklanmak olabilir. Mesela bazen şunu söylüyorum insanlara. Diyorum ki ya sizin belki bir odanız vardır, boyanması gereken bir odanız vardır. Onu boyayın. Yani pratik bir şeyler yapın. Ya da
ne bileyim işte bahçede bir şey var, bahçeye gidin, bahçeden bir şeyler yapın. Başka şeylere odaklanmak kendi başına ruhsal sağlık anlamında bu artı bir durum yaratır diye düşünüyorum. Ben kendi iş yerimde geceleri telefonla arıyorlar. Bazen işte canı sıkılan, sorunları olan. Başlıyorlar öyle bir derinden şey yapıyorlar ki bakıyorum yani ciddi hani ambulanslık alarm verilecek bir durum yok. Sadece konuşmak isteyen birisi ama kafasında bir şey takmış. Hep orayı konuşuyor. Senin dediğin gibi konuyu değiştiriyorum. Başka konulara giriyoruz. Öyle bakıyoruz. Yarım saat falan konuşuyoruz. Ondan sonra da teşekkür ederim, rahatladım diyor. Yatıyorum, uyuyacağım şimdi diyor. Yani, işte yani o kadar bazen de... Bir şey de isteme, fazla üzerine de istemez. Çok basit şeyler bunlar ama çok etkileyici şeyler. Yani bunu uyguladığımızda gerçekten çok etkileyici şeyler. Evet. Hı-hı. Evet Uğur, bizi dinliyor musun? Dinliyorum. Hep bizi konuşturdu. Kendisi konuşmadı. Soru soracaktı. Arkadaşlar soruyor mu onlara bakacaktı. Benim saatim de yavaş yavaş geliyor. Baktım. Daha ne kadar? Muhabbet çok güzel gidiyor. Siz güzel muhabbet ediyorsunuz. Evet. İlgilendiriyorsunuz evet. Hepimizi. Dedim sizi rahatsız etmeyeyim. Ses konusunda da bir sorun olmasın teknik anlamda. Evet. Ben yararlı güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yayın oldu. İlk sorunlar olmasa daha iyiydi ama giderdik zamanla onları. Ses sorununu çözdük en sonunda. Özellikle sana Celal abi teşekkür ederim zamanını ayırdığın için, bizi bilgilendirdiğin için. Gerçekten hem tanıştığımız için hem de böyle bir ortamda beraber olduğumuz için çok sevindim. Yani inşallah bu teknolojiyi biraz daha geliştirirsin, daha böyle rutin hale getirirsin. Daha da başka günlerde, başka konularda da görüşebiliriz. Umarım inşallah bu korona günleri geçtikten sonra daha iyi, daha güzel, daha yararlı konularda da programlar yapabiliriz seninle. Tekrardan teşekkür evet. ediyorum. Ferahımız abi de aynı şekilde bugün yayına katıldığı, muhabbette yer aldığı için, bizi bilgilendirdiği için ve de yapmış olduğu ön çalışma için özellikle teşekkür ederim. Tabii bir teşekkür de bizi seyredenler, dinleyenler için göndermek gerekir. Onlara da çok teşekkür ederim. Herkes sorularıyla, yazılarıyla bize katıldıkları için, dinledik, seyrettikleri için. Herkese teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum tekrardan. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Umarım herkese yararlı ve de bilgi dolu bir yayın olmuştur. Bundan eminim zaten. Yani en azından küçük bir katkımız olmuşsa hani şeyde bir aşuredir. Aşure biliyorsun siz biraz Alevi arkadaşlarda biraz kutsal bir şeydir. Biraz az katkımız olmuşsa ne güzel. Ne güzel. Tabii. Evet. Bundan... Evet Uğur. Ben de şey diyorum bütün bu korona evlerindeki olan tutuklulara en kısa zamanda özgürlük diyorum. Görüşmek üzere. Tamam, teşekkürler. Görüşürüz.